Allah Allah, kafayı yiyeceğim. Burada yoklar, ambulans da yok. Nasıllar, kaç numaradalar? Durun durun bir dakika, daha ambulans gelmedi. Nasıl yani? Siz beni aradınız ambulans çıktı diye. Yarım saat 45 dakika oldu, nasıl gelmez ambulans? Hatta daha fazla oldu. Ben bir 15 dakika falan şoförü bekledim. Kapkaççı çarpmış bunu, onun peşinden koşmuş falan. Neyse biz bir 15-20 dakika geç hareket ettik. Araca biner binmez de sizi aradım. Lakin soruyorum, bize gelen doğum vakası yok diyorlar. Allah Allah. Başka hastaneye mi gittiler acaba? Nereye aradınız? Bu hastanenin miydi ambulansı? Bu hastanenin ambulansı değil. Meltem Hanım'ın özel sağlık sigortasının ambulansı. Ya, acaba o telaş eden ben hastanenin adını mı karıştırdım? Hangi sigortaydı? Sigortayı arayalım. Var bende. Sigortayı bir arayayım. Ben de diğer tarafa bakayım. Sigorta şirketi bizim böyle bir hizmetimiz yok diyor. Nasıl olur? Telefonundaki aplikasyondan çağırdım. Aplikasyon mu? Korktuğum başıma mı geliyor yoksa? Arzu olabilir mi? Ondan bir karşı hamle bekliyordum ama o kadarını değil. Yani yeni doğum yapmış bir kadını bebeğiyle birlikte. Sanmıyorum. O yapmış olamaz. Biz şu diğer hastanelere bakalım. Önce karakola ihbarda bulunalım. Benim aracımla gidelim isterseniz. Şoförle daha hızlı hareket ederiz. Nasıl haberiniz oldu doğumdan? Meltem sizi mi aradı? Hayır, ben rastlantı uğradım. Bir anda doğum başladı. Zeynep Hanım, Ahmet Bey ve Alp Bey geldi. Allah Allah, hayırdır bu saatte? Pek hayır değil gibi ama. Ne oldu, niye geldiniz bu saatte? Meltem Hanım doğum yaptı. İyi, tebrikler. İyi mi ikisi de? Meltem'i bebekle birlikte hastaneye götüren ambulans yok oldu. Ne demek yok oldu ya? Kaza filan mı yaptılar? Hayır. Bildiğiniz ambulans içindekilerle birlikte yok oldu. Bütün gece hastane hastane dolaştık. Kayıtlar da yok. Öyle bir ambulans bile yok. Kaçıldılar. Arzu. Öyle görünüyor. Kadın bunu meslek edinmiş. Yani can suyu istiyor, belli bir şey. Ne yaptınız? Polise gittiniz mi? Evet, gittik. Önce Sinan Bey'i aradık. Ulaşamayınca Emre Bey'i aradık. Ben söyledim. Nikahı vardı dedim. Rahatsız etmeyelim, balayındadırlar dedim. Ama işte Alp Bey çocukların güvenliği için hemen gelmek istedi. Ya tabii ki geleceksiniz. Sinan yok zaten ortada. Nikah falan olmadı. Sinan Bey'den gittiği günden beri kimse haber alamamış. Biz de çok endişeliyiz. Çok üzüldüm. Neden daha önce haber vermedin Zeynep? Ne oluyor? Ne oluyor bu saatte? Kardeşimden kötü bir haber falan mı var yoksa? Yok yok, yok öyle bir şey Münevver Hanım. Ama başka kötü haberler var. Kapıya ve araziye 10 tane güvenlik gelecek. Sizden ricam, olaylar netleşene kadar çocukları okula falan yollamayın. Allah belasını versin o kadının. Tamam. Güvenlik şirketinden geldiler. Ben onlarla ilgileneyim. Bu Arzu İblisinden bir haber var mı? Ne istiyormuş? Hayır, yok. Ne isteyebilir? Neyi alacağını umuyor acaba? Cansu'ya mı? Herhalde. Ama dur bakalım, daha aramadı değil mi? Belki de fidye için falan başkası kaçırmıştır. İşte doktor yolda aldı ya ne var ne yoksa elinde. İşte delirmiş gibi kadın nereye saldıracağını şaşırmış. Aman Allah'ım.
E Sinan da işin içindeydi. Sinan da bu kadın kaçırmış olmasın? Ya saçmalama koskoca adam. Kimi kaçırırsa kaçırsın. O yılanın bundan sonra benden alacağı tek şey... kocaman bir... sıfır. Neyse. Ben şu güvenliklere bakayım Alp Bey'le birlikte. Çocuklar bahçeye bile çıkmayacak, verandaya bile çıkmayacak. Unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.